genel izleyici için uygundur. Efendim çok değerli bir konuğumla karşınızdayım. Musa Bilgiç hocamla beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih hocam. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. Görüşmeyeli özledim hocam. Evet biz de özledik. Her şey yolunda inşallah. Elhamdülillah. Çok şükür koşturuyoruz. Allah e, hayırlı işlerde sizlere istihdam eylesin hocam. Amin. E, Allah razı olsun. Efendim e, çok güzel bir konuyu konuşacağız. Tevazu. Hani Kur'an-ı Kerim'de ayetler tevazuyu nasıl ifade ediyor? Peygamber Efendimiz'in ...tevazu ile alakalı mutlaka söyledikleri var. Kendisi zaten yaşam biçiminde de onu görüyoruz. İnşallah bir örnek bir Müslüman... ...niçin tevazu sahibi olmalıyı da konuşacağız. Muhterem hocam... ...şimdi ayetlere baktığımızda... ...yani Cenab-ı Hak... es aleyhi ve sellem... ...ve la fil erdi meraha... ...inneke len tehrikal erda... ...ve len tebligal cibale dula... ...bu ayet beni çok düşündürür. Her okuduğumda gerçekten ya... Ya biz insanız ya bazen böyle hani kaftanı e, kafamız böyle başımız böyle yükseklere gider ama ayete baktığımız zaman yani sen yeri delemezsin, delemezsin. Evet. Boyca, boy, boyca da dağlara, dağlara erişemezsin yani evet. sen kimsin diyor Cenab-ı Hak evet. tabiri caizse bize insan olduğuna. Evet, yani evet. böbürlenmek, kibirlenmek e, noktasında bu ayet bir ikaz e, mahiyetinde. Önce tevazu nedir hocam onunla bir başlayalım. Evet tevazu öncelikle insanın konumunu bilmesidir, haddini aşmamasıdır. Sınırlarını korumasıdır. Biliyorsunuz her yeryüzünde yaratılmış her şeyin bir misyonu var ve görevi var. Misyonsuz, görevsiz hiçbir şey yok. Yani gerek doğadaki en küçük canlı olsun, gerekse hayvanlar aleminde, insanlık aleminde herkes yeryüzüne bir misyon ifa etmek üzere geliyor. Burada Cenab-ı Allah'ın özellikle insanlar arasında, insani ilişkilerde bir medeniyet unsuru olarak insanlara tavsiye ettiği en güzel yöntem tevazulu olmalarıdır. Mütevazi olmalarıdır. Konumlarını bilmeleridir. Hadlerini aşmamalarıdır. E, biliyorsunuz e, tevazunun tam tersi kibirdir. Kendini beğenmedir. E, başkalarına e, aşağı gözle bakmaktır ki bu içerisinde çok tehlikeli günahlar barındırır, ayrımcılık barındırır, kendini beğenme dediğimiz, ucub dediğimiz, kibir dediğimiz bir takım kötü huyları da içerisinde barındırmış olur. Tabi insanoğlu zaman zaman aslında her ne kadar kibre düşse de, tevazu dışında hareketler yapsa da insan acizdir. İnsanın aciz olduğunu Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz pek çok yerde ifade eder. Özellikle şu ayette billah, Ya eyyühen nasu Ey insanlar Entümül fukara'u ilallah Allah karşısında hepiniz acizsiniz. Hepiniz fakirsiniz. Muhtaçsınız. Vallahu huvel ganiyyül hamid Esas övgüye sahip olan ve zengin olan esas güç sahibi olan, kudret sahibi olan sadece Allah'tır diyerek bize bu ayette aczimizi hatırlatır. Hemen peşinden gelen ayette de o kadar Cenab-ı Allah güç ve kuvvet sahibidir ki sizler o kadar acizsiniz ki değişim noktasında in yeşe yüzhibküm ve ye'ti bi halikin cedid Allah dilerse sizi yok eder, sizi götürür, yerinize başka bir nesil, başka bir halk getirir diyor. Bu kadar güç sahibidir, kuvvet sahibidir. Bir meydan okuma var. Tabii ki yani e, insanın e, konumunu e, bilmesi kadar güzel bir şey olamaz. İnsanoğlu en başta e, biliyorsunuz sosyal hayatta olsun e, aile hayatında toplumda nerede olursa olsun en çok sıkıntı yaşadığı e, şey konumunu bilemediği zaman sıkıntı yaşar. Yani burada da bir defa mesela hani tevazu sahibi olmak diyoruz. Tevazu sahibi olmanın zıttı kibir sahibi olmak. Kibir sahibi olanları Allah sevmediği gibi aslında insanlar da sevmiyor. Yani insanlar da sevmez kibirli insanı. Kendini çok beğenmiş, böyle kendini biraz böyle ağırdan satan veyahut da tepeden bakan insanları insanlar da sevmez insanlar da kabul etmez. Allah da aynı şekilde sevmediğini, konumunu bil ey insan anlamında bu ayetleri bize gönderiyor. Ve biz bunlarla yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Hocam şimdi tevazu dediniz ya, bir de aşırı tevazu göstermekte de kibir alameti mi? Onu soracağım ama, evet. onun öncesinde siz dediniz ki, hani kibir, kibir noktasında benim böyle siz konuşurken ilk aklıma şeytan geldi. Şeytan evet. aleyhillâne, iblis. Evet. evet. O Allah'ın huzurundan niçin kovuldu hocam? Evet, e, yani e, ilk suç diyebiliriz buna. E, yani eee bir büyüklükten bir insanlık mi aleminin e, hayat serüvenine baktığımızda ilk artık Hazreti Adem yaratılmış. Orada e, şeytanın huzurdan kovulması meselesi <laughs> Cenab-ı Allah'ın emrine karşı çıkarak isyan ederek bir hareket yapıyor. Emre aykırı hareket ediyor. Sonra da niçin böyle yaptın dendiğinde orada çok ilginç bir kibir tanımı yapıyor. Yani kendini güya haklı çıkarmaya çalışıyor ama orada belki de tarihte yapılan ilk ayrımcılık, ilk bölücülük de diyebiliriz buna ben ona secde etmem. Halbuki bu secde kulluk secdesi değil. Saygı secdesi, hürmet secdesi. Çünkü secde sadece Cenab-ı Hakk'a yapılır değil mi? Secde sadece Allah'a yapılır. Allah'ın huzurunda eğilinir. Orada saygı göstermesi, hürmet göstermesi istenmişti. Bunu Allah istedi. İstedi, şey, emretti. İblise. Evet. Dedi ki Adem'e secde. Sadece iblise değil. İnsan dışındaki melekler ve orada bulunan yani şeytan aleyhineye. O zamana kadar şeytan daha henüz yoldan çıkmamıştı. Daha e, itaat çizgisindeydi. Fakat orada e, Allah'ın emrine karşı geldi. Niçin böyle yaptın dediğinde Cenab-ı Allah şöyle e, kendisini savunmuştu. E, ya Rabbi beni ateşten yarattın, e, onu ise topraktan yarattın. Ben tabiat itibariyle ondan daha güçlüyüm daha üstünüm diyor. Daha üstünüm. Mi? Peki hani bu böyle bir kriter koymuş ama neye istinaden koyuyor? İşte yani... bazen hani mantık insanların aslında kullanması gerek gereken bir bilimdir, ilimdir. Mantık ilmi. Fakat insan vahyi devreden çıkartıp da sadece mantığımla hareket edeceğim dediğinde yani mantığı vahiyle beslersen çok güzel, faydalı bir bilim haline geliyor. Hmm. Eğer vahyi devreden çıkarıp da kendi akıl örgüne göre akıl işleyiş sistemine göre düşünmeye başladığında şeytanın düştüğü biraz onun düşer. düştüğü hataya düşüyorsun. O şöyle düşünmüş Allahu alem diyelim. Yani ateş tabiat itibariyle yakıcıdır, yıkıcıdır, güç gücü temsil eder. <laughs> Toprak ise daha sakindir, sessizdir. Toprak bağırıp çağırmaz. Toprak herhangi bir kimseye zarar vermez. Hatta toprak üretkendir. Biliyorsunuz oradaki o mantığı da yanlış. Yani ateş elbette ki yerine göre faydalı iken fazlası da zarardır. Yani miktar ve ihtiyaç oranında faydalıdır. Toprak ise yani biz de biraz onun karşısında mantık yapmaya kalktığımızda bugün insanları besleyen, hayvanları, canlıları besleyen adeta onları kucaklayan, sarıp sarmalayan, her türlü nimeti bize sunan, hatta suya dahi ev sahipliği yapan ki bugün bu yeraltı sularına ev sahipliği yapan, onları tertemiz koruyan, arıtan yine topraktır. Ve toprağın içerisinde Cenab-ı Allah o kadar insana ve doğaya faydalı mineraller, hani toprak analizleri yapar bazen çiftçiler içerisinde o toprak analizlerinde Cenab-ı Allah özel olarak ne kadar fosfor lazım, ne kadar azot lazım hepsini insan için hazırlamış. E, topraktan insan yaratıldığı gibi yine en son onu kucaklayan yine topraktır. Yeah. Topraktan geliriz, toprağa toprak. gideriz. Orada tabii ki şeytan e, ayette ifade edildiği gibi e, büyüklenme yaptı. Kendini kibirlendi. büyük gördü, kibirlendi ama hata yaptı hatasından dönmedi. Hatasından da dönmedi. İşte enteresan olan nokta burası ve Allah'tan da bir mühlet aldı değil mi hocam? Evet. Yani kıyamet kopana kadar bana mühlet ver. Ben e, doğru yolda olan insanların yolunu şaşırtacağım dedi. Saptıracağım, tabi, saptıracağım diye. Saptıracağım ama e, e, ayette hocam İllel Muhlasin. İlla ibadike minhumul Muhlasin Değil evet. mi hocam? Orada, Orada e, Cenab-ı Allah sana mühlet verildi. Kıyamete kadar bu kıskandığın ve e, saygı secdesinde bulunmadığın insanları saptırmana, onları bana karşı kışkırtmana müsaade ediyorum. Evet yapabilirsin bunu. Ancak benim ihlaslı kullarım hariç. Onlar sana uymayacaktır. Onlar sana tabi olmayacaktır diyerek orada bir istisna İfantes, yaptı. E, tabi biz şunu anlıyoruz ki o ihlaslı kullardan e, olmak için gayret göstermek lazım. İşte bu gayret de ihlaslı e, kul olmak için eee tevazudan geçiyor değil mi hocam? Yani şöyle söyleyelim. Tevazu deyince biz hep tevazuyu konuşurken <laughs> Fatih hocam insanlar arası ilişkilerde tevazuyu hep ön plana çıkartıyoruz değil mi? Hayır. Aslında esas insan tevazusunu yaratıcısına yapması lazım. Yani ayeti ayeti kerimede şöyle geçiyor Hud suresinde. İnnellezine amanu ve amilus salihati ve ahbatu ila rabbihim. İnsanlar diyor e, iman edenler, Salih amel imanlarını güzel, faydalı amellerle süsleyenler, besleyenler ve ahbetu ila rabbihim ve Rablerine son derece boyun eğenler. Yani e, Rablerine boyun eğmek ne demek? Mesela e, din diyoruz ya, dinin sahibi, göndereni, e, dini bize ulaştıran Allah'tır. Onun bizden istedikleri var. Bizden talepleri var. Şöyle olun, şöyle olmayın. Şöyle yapın, şöyle yapmayın. En başta insan onlara boyun eğdiğinde, yani dinin kurucusu ve sahibi olan Allah'a boyun eğdiğinde, işte en başta yapması gereken tevazu vazifesini önce yaratıcısına yapmış olur. Peki hocam, hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 13 yıl kaldı bütün kapılar yüzüne kapandı. Peygamberlik görevini orada ifa etmeye çalıştı ama bir türlü istediğini alamadı. Nihayetinde Mekke'den sürüldü. Evet. Medine'ye hicret etti. Evet. Sonra Mekke'nin fethi sırasında Peygamber Efendimiz Mekke'yi tabi savaşla değil gönülle fethetti. Tabii, evet. Orada Mekke'ye girerkenki edası nasıldı hocam? Evet. Şimdi az önceki ayette bir müjdeyle bitiriyor ayet. O yarım kalmasın. İşte bunlar diyor iman edenler, salih amelle imanlarını süsleyenler ve Rablerine tevazu gösterip boyun eğenler. Yani Allah'ın emirlerine boyun eğer, eğenler. Ulaike ashabül cennet. İşte Allah. cennet ehli onlardır diyor. Peygamber Efendimiz'i tarif ediyor. Birinci tevazu yaratıcıya. Sonra diğer canlılara, diğer insanlara mütevazi olmak. Peygamber Efendimiz dinimizi bize ulaştıran, getiren, modelleyen bir peygamber olarak en güzel tevazu örneklerini ya da sadece tevazu demeyelim, medeni bir insanda olması gereken en güzel özellikleri, hususiyetleri bize Peygamberimiz göstermiştir, öğretmiştir. Yani mesela ifade buyurduğunuz gibi Mekke'den Peygamber Efendimiz hicret etmiş, yani tabiri caizse kaçmak durumunda kalmış. Çünkü ölümle karşı karşıya kalmış. Ama en sonunda e, Cenab-ı Allah o terk ettiği yurdunu fethetme nimetiyle mükafatlandırmış. Artık Mekke'ye dönüyor. Hac vazifeleri orada yapılıyor. E, kutsal mekanlar, Kabe orada. O Kabe'den e, içeri girerken, e, tavaf etmek üzere girerken e, çok böyle mütevazi bir eda ile mesela bizler hani başarı elde ettiğimizde işte göğsüm kabardı falan. Yani böyle işte deriz böyle bir dik duruş edası içerisinde oluruz ya. Peygamber Efendimiz öyle değil. Böyle bir kahraman işte böyle bir kibir gurur edasıyla değil de. Gayet boynu bükük mütevazi bir eda ile iki büklüm olmuş vaziyette. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Sana şükürler olsun. Kovulmuş olduğum vatanımdan. Böyle bir başarıyla geri dönüyorum. Bu başarıyı bana veren sensin. Eğer başarıyı sen bana lütfetmeseydin, böyle bir başarıya nail olamazdım. Edası içerisinde giriyor. İlk yaptığı iş iki rekat kabe'nin içerisinde. O içerisinde 360 civarında put var. Onları temizlettikten sonra iki rekat şükür namazı kılarak. Şükür namazı teşekkür namazı yani. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Edasıyla namaz kılıyor ve daha sonrasında daha sonrası da var. Mesela sizi yurdunuzdan çıkaran insanlara öfke dolu olmalısınız değil mi? Çünkü sizi öldürecekti. Tabii sizi öldüreceklerdi. Sizi oradan e, kaçmak durumunda bıraktılar. Yurdunuzu, yuvanızı, çocukluğunuzun, gençliğinizin geçtiği o güzel toprakları terk etmek zorunda kaldınız. Şimdi intikam zamanı olması lazım değil mi? Hayır. Ne yapıyor? E, i̇nsanlar da e, hani insan Kişi kendinden bilirmiş işi diye bir söz var. İnsan kendisi nasılsa karşıyı da öyle bilirmiş. Bütün oranın insanları ehli şöyle zannediyor. Şimdi artık başarı onun eline geçti. orayı Artık ne gerekiyorsa yapacak, bizi asacak, Hepsi kesecek, öldürecek, yok edecek. İntikam duygularıyla dolu düşüncesiyle geliyorlar. Halbuki bu düşünceler kendi içlerindeki düşünceler. Tabii kendi içlerinde. Halbuki Peygamber Efendimiz'de böyle bir düşünce böyle zaten. Böyle bir düşünce yok. Peygamber Efendimiz'e şöyle diyorlar. Artık e, her şey senin elinde. Düştük eline. E, biz sana e, zor günler yaşattık. Seni vatanından, yurdundan gitmek zorunda bıraktık. İyi davranmadık. E, artık bize ne yaparsın? Bilemiyoruz diyerek düştük eline der gibi. Peygamber Efendimiz'in orada çok güzel bir e, ölçüsü var. Peygamberi ahlak diyoruz ya. Bakın peygamberi ahlak, peygamberlerin ahlakları da birbirine benziyor. Şöyle diyor. Estağfurullah. Gâle la tesribe aleykümül yev. Aynı diyor size bugün Yusuf'un kardeşlerine söylediği gibi söyleyeceğim. Yusuf aleyhisselam da biliyorsunuz Kardeşleri kardeşlerinden çok çekti. Aynen. Kardeşleri onu kuyuya attı babalarına öldürdük dediler. Haset ettiler. Haset ettiler. Yıllarca babaları onun hasetiyle yandı, kavruldu. En sonunda halbuki ölmemişti Yusuf Aleyhisselam kuyu'dan çıkmıştı ve Mısır'a kral olmuştu, vezir olmuştu. En sonunda karşı karşıya geldiler kardeşleriyle. Onlara aynı Yusuf'un kardeşlerine söylediği gibi size davranacağım. Ne demişti? Galela tesribe aleykumül <laughs> yah. Bugün size kınamak yoktur. Sizi kınamıyorum. Sizi yargılamıyorum. Sizi suçlamıyorum ve hepinizi affediyorum. Ve e, Peygamber Efendimiz böyle genel umumi bir af ilan etti. O aftan sonra insanlar çok etkilendiler. Bölük bölük Müslüman mı oldular hocam. Severek biliyorsunuz esas fetih kalplerin fethidir. Yani kılıçla, kalkanla değil esas fetih gönüllerin fethidir. Mekke'de böyle oldu. Mekke'de insanlar şaşkınlık içerisinde. Nasıl olur? Halbuki bizden intikam alması lazım. Bizi cezalandırması lazım ama öyle yapmıyor. Bu nasıl bir ahlaktır? Bu nasıl üstün bir seviyedir, medeniyet çizgisidir? Böyle bir medeniyete biz niye tabi olmayalım? Diyerek çoğunluk itibariyle çok az bir grup hariç hepsi de İslam'ı kabul ettiler. Burada başarı yine Peygamber Efendimiz'in değil mi hocam? Yani aslında başarı Allah'tandır diyoruz Tabii. ya. Hani kul kendine düşen vazifeyi yapar, mücadelesini evet. yapar ama her çalışan, her çabalayan başarıya ulaşamayabiliyor. Dolayısıyla başarıya ulaşmış insan da bilecek ki bu başarı Allah'tandır. Ve Taif'e Peygamber Efendimiz gittiğinde biliyorsunuz taşlandı ve Taif şehrini davete gitti, Müslüman olun dedi, taşlandı. Kanrevani içerisinde kaldı oradan ayrılırken bir kişi Addas evet. Müslüman oldu. Ama o bir kişi bile çok önemli Peygamber Efendimiz için evet. ve orada Peygamber Efendimiz hani dağlar meleği geldiği işte seni kan revan içerisinde bırakan bu halkı bu Mekke'yi bu dağları yeryüzü şey yapalım yani yerle bir edelim anlamında evet. iki dudak arasında Peygamber Efendimiz evet dese bitti evet. ama e, affetti orada da. Orada da affetti ve sonra ne oldu hocam? Taif toplu bir şekilde Müslüman oldu. Yine burada Peygamber Efendimizin gücünün ahlakından orada Peygamber bahsediyor. Efendimiz benim kavmim e, bilmiyorlar, bilseler böyle davranmazlardı e, diyerek belki bunlar e, bana kötü davranıyorlar ama bunların nesillerinden gelen evlatları iman sahibi olabilir diyerek büyük bir geniş gönüllülük göstererek onları da bağışladı. En sonunda dediğiniz gibi Taif'te e, İslam'la tanıştı, İslam'la barıştı ve e, Müslüman toprağı haline geldi hakikaten bu e, engin gönüllülük diyelim tevazu ahlakına sahip olmak Aslında insan için e, bir başarı kapısını da aralıyor e, yani kibirli insanlar e, tevazu dışında hareket eden insanları aşağılayan küçümseyen hakir gören insanlar e, sevilmiyor yani e, ama tevazu kanatlarını gerip Tevazu yolunda hareket eden insanlar hangi meslek grubundan olursa olsun, hangi çalışma alanında olursa olsun hep sevilirler, hep saygı duyarlar ve hayırla yad edilirler İnşallah biliyor musunuz? De o oluruz yani hocam. hayırla yad edilmek de, o da Arapların bir... güzel bir sözü var. Hayırla yad edilmek insan için ikinci ömürdür derler. Yani hakikaten de öyledir. Mesela bizim bu dünya hayatında ne kadar yaşayacağımız belli değildir. Ama Türkiye ortalamalarında bellidir az çok. Ee, i̇nsan ölüp gidiyor ama yıllar sonra e, öyle güzel, mütevazi bir hayat yaşamış ki o halen hayırla yad ediliyor. Aslında o Arapların ifadesiyle ikinci bir ömür kazanmış. Unutulmamış. Amel, de, amel defteri hep açık. Hem amel defteri açık Devamlı, hem devam. de insanların gönlünde, zihninde sevilmeye saygı duyulmaya, hatırlanmaya layık bir insan olarak kalıyor. Hani hocam Furkan suresinde Cenab-ı Hak Sa'du billahi ve evet. ibadur rahmanillezine yemşun alel erdi hevnen ve izâ khâdabahumul cahilûne kâlu Rahmanın kulları yeryüzünde e, gezer, olarak. gezerken mütevazi olurlar. şey i̇şte onlara e, cahiller söz attıkları zaman, laf attıkları zaman selam der geçerler. Evet. Anlamında meali var. Bu, evet. bu hani cahillere selam der ve geçerler. Evet. Bu önemli burası. Bunu inşallah bir ilahiden sonra alabilir miyiz cevabını? Hay hay, hay hay. O zaman hemen bir ilahimizi dinliyoruz sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya Rabbena, Ya Rabbena Değerli Hami Edis hocamıza çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden ebeden razı olsun. Efendim seyirci sorularımız var. Hemen onları da inşallah cevaplayalım. Musa Bilgiç hocamla kaldığımız yerden devam edelim. Bir sorum var. İlk inen ayet hangisidir? Efendim ilk inen ayet Alak suresinin 5 ayeti. Malumlarınız üzere peygamber efendimiz daha peygamber olmadan Nurdağ'ın zirvesindeyken Cebrail aleyhisselam Allah'tan aldığı vahyi Alak suresinin 5 ayetini peygamber efendimize bildirmesiyle peygamber efendimizin peygamberlik serüveni başladı. 13 yıl Mekke, 10 yıl Medine olmak üzere 23 yıl peygamberimiz peygamberlik görevini ifa ettiler. Ve bu 23 yılda ayetler peyderpey inmeye devam etti. Ve Alak suresinin 5 ayeti ilk inen ayetlerdir. Es-sa'udu billah ikra bismi rabbikellezi خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقْ اِقْرَ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمْ اَلَّذ۪ي عَلَّمَ kalem. Oku, seni yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı kan pıhtısından yaratmıştır. Oku, Rabbin kerem sahibidir. İnsana bilmediğini kalemle öğretendir. Mealindeki bu ayetler Peygamber Efendimizin peygamberlik görevini müjdeleyen ayetlerdir. Allah bu güzel ayetleri okumayı, anlamayı, yaşamayı, yaşatmayı hepimize nasip eylesin. Diğer sorumuzu alalım. Merhaba hocam, iyi günler diliyorum. Cenazenin bulunduğu mekanda Kur'an okunur mu? Efendim, cenazenin bulunduğu odada cenaze yıkanmamışsa cenazenin yanı başında Kur'an okunması mekruhtur. Ancak cenaze yıkanmış ise aynı odada beraberken yanı başında Kur'an-ı Kerim okunmakta bir problem, bir beis yoktur. Allah bu vesile ile vefat etmiş olanlarımızın tümüne gani gani rahmet eylesin. Makamları mekanları âli olsun. Geride kalan bütün acılı ailelere de sabırlar diliyoruz. Biliyorsunuz her an bir cenaze var. Her dakika her salise. ise. Dolayısıyla şu anda bizi izleyen belki gözyaşları içerisinde izleyen şu an itibariyle bir vefatı olan insanlarımız da vardır. Allah bu vesileyle Allah hepimize hayırlı ömür, hayırlı ölüm nasip eylesin. E, vefat etmiş olanlarımıza tekrardan Allah rahmet eylesin diyorum. Hemen Musa Bilgiç hocama dönüyorum. Hocam tevazu ile alakalı Furkan suresindeki ayeti okuduk. Hani Rahman'ın e, has kulları yeryüzünde dolaşırken e, onlar işte cahiller e, onlara laf attıkları zaman e, selam der geçerler. Tevazu ile yürüyenler bu bağlamda. Bu ayeti izah edecektiniz orada kalmıştık. Evet, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de böyle Furkan suresindeki bu ayet gibi hayatın içerisindeki tüm alanları kuşatan Allah'ın bize tavsiyeleri, emirleri var. Şimdi burada bize gün içerisinde yaşadığımız pek çok olayda mesela hani bazen deriz ya ya bugün birisine çattım. Bütün enerjimi aldı veyahut da işte beni yordu saatlerce anlattım anlamadı gibi böyle şikayetlerde bulunuruz ya Cenab-ı Allah biz kullarını düşün, düşünerek müminlere diyor ki benim kaliteli kullarım yeryüzünde yürüdüklerinde bir yere giderken gelirken müthiş bir tevazu ve vakar içerisinde hareket ederler yani böyle biraz böyle hani hafiflik diyelim yapmazlar olgun bir tavır içerisinde davranırlar ee, ve bu esnada da kendilerine bir e, cahil cahillik biliyorsunuz e, bilgi anlamında değil yani e, medeni ilkelerden uzak her insan cahildir yani hı hı. E, insan haysiyet ve onuruna yakışmayan tarzda konuşan davranan herkes cahil statüsündedir böyle birisiyle karşı karşıya kaldıklarında, muhatap olduklarında e, onlarla derinlemesine bir tartışma içerisine girmezler. He, o zaman şöyle mi hocam hani He. eskiler cahille sohbet etme. Evet. Belki de bu ayetten esinlenme kaydıyla da söylemiş Tabii olurlar Tabii ki. Mi? Yani e, zaten atasözleri ilhamını ya ayetten almıştır ya hadisten almıştır. Hmm. Atasözlerin böyle bir e, evrensel bir şey kazanması e, insanlar arasındaki bir sevgi kazanması, hemen böyle yeri geldiğinde söylenmesi mutlaka bir ayetten ilham alması sebebiyle güçlü, güçlülüğü oradan gelir. Şimdi burada da hani cahille cahil olma, onun seviyesine inme, o kalite çıtasını düşürme, yani kendini de yorma, sıkıntıya da düşme bağlamında bize hayat düsturu öğreten, ilkesi öğreten, Güzel bir ayettir Furkan suresindeki bu ayet. Hocam bir de ben not aldım özellikle hani Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Yüzlerine bakmaz onları temize çıkarmaz. Hmm. Hem de onlar için elim can yakıcı bir azap vardır. Ravi dedi ki Resulullah bu cümleyi üç kere tekrarladı. Evet. O halde bu kimseler tam bir mahrumiyete ve hüsrana uğramışlardır. Ebu Zer radıyallahu anh diyor. Onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü dediğimde peygamberimi söyle. Bir elbisesini kibirle yerde sürüyen hmm. yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek ticaret malını iyi bir fiyata satmaya çalışanlardır. Bunlar zaten kibir alameti Evet Dolayısıyla bu üç sınıf insanı nasıl değerlendireceğiz Çünkü hepimiz bu maddeleri Allah göstermesini yer yer girme zaten potansiyelimiz var da ihtimal evet. de çok o yüzden bizleri bunlardan nasıl soyutlanabiliriz şimdi eskiden e, giyim e, kuşam tabii bugünkü koşullar gibi değil biraz daha farklı e, bir insan böyle e, kıyafeti yerlerde sürünüyorsa bu biraz e, gösteriş ve kibir alameti. Yani böyle yerleri süpürerek gider tarzda. Bunun kibir alameti olduğu o günkü koşullarda hemen göze çarpıyordu. Bunu yasaklıyor Peygamberimiz. Yani bunu yapmayın diyor. İkincisi başa kalkmak. İyiliği, i̇yiliği başa kalkmak. Yani biliyorsunuz bu başa kalkma olayı çok incitici bir olay. Yani insan yaptığı iyiliği, hayrı başa kalkmak suretiyle incitmemeli. Çünkü iyilik yapılan kişi bundan çok muzdarip olur, zarar görür. Hani şöyle bir hikaye anlatılır. Adamın birisi bir yağmurlu günde bir şemsiye vermiş birisine. Daha sonra da her gördüğü yerde o gün sana o şemsiyeyi vermeseydim ne olurdun deyip hep böyle onun başa kalkıyor, hatırlatıyor. Adam da böyle her seferinde unutmadan bunu böyle hatırlatınca rencide olmuş. Tam bir gün yine böyle başa kalktığı sırada işte o yağmurlu günde sana şemsiye vermeseydim ne olurdu halin. Orada bir havuz varmış. Adam atmış kendini havuza ıslanmış. Ondan sonra demiş ki işte böyle olurdum demiş. Yani bir daha bunu yaptığın iyiliği başa kalkma. Beni incitiyorsun, üzüyorsun. Şimdi hakikaten insan yaptığı iyiliği unutmalı. Yapılan kendisine kötülüklerde unutmalı. Yani unutmak da büyük bir nimettir. Hatta değil mi hocam Peygamber Efendimiz bu dünyada mutlu olmak istiyorsanız iki şeyi unutun, iki şeyi unutmayın. Evet. Unutulan şeyler, yapılan iyilik evet. ve size yapılan kötülük. kötülük. Evet. E, unutmamamız gerekenler e, ahiret ve ölüm. Evet, evet. Yani şimdi e, hatta bazen böyle e, ruhsal e, rahatsızlıklar, psikolojik manada yaşanan sıkıntılarda da. En çok insanları etkileyen, hasta eden şey nedir biliyor musunuz? Yaşanmış kötülüklerdir. Yani size yapılan bir haksızlık, bir acımasızlık insanların kalbinden, gönlünden bir çıkmıyor. çıkmıyor. Bir ağırlık oluyor. Ama çıkması lazım. Çıktığımız takdirde kendimizin sağlığını da Tabii. korumuş oluyoruz. Yani esas itibarıyla bir öfke, bir kin unutulmaz içeride saklanırsa, o kin, o öfke daha sonra biliyorsunuz işte derler ya hani öfke ciğerleri yorar, kin işte başka bir organa zarar verir gibi. Yani insanın fizyolojik yapısını dahi, biyolojik yapısını dahi etkileyen bir unsur haline geliyor. Onun için yapılan kötülük unutulmalı ve daha doğrusu aslında belki de unutmak kolay değil, yani unutmak istemez insan ama Allah'a havale etmeli. Ya Rabbi sen görüyorsun, biliyorsun, halimizden haberdarsın bu durumu. Varsa bunun bir cezayı müeydesi bunu sana tevdi ediyorum ya Rabbi. Sana havale ediyorum. Sen onu en güzel şekilde karşılığını verensin şeklinde işi Allah'a havale etmekte fayda var. Güzel bir reçete oldu. Çünkü hocam dediğiniz gibi yani her insanın mutlaka bir sıkıntısı vardır buna benzer ama evet. hep o geçmişle ee, yaşamak hep zihninde diri tutmak psikolojik açıdan da insana kendisine tabii zaten ki, zarar veriyor. Tabii ki. En güzel reçeteyi de sundunuz. Allah avaletmek. Evet. Allah kötü insanların da şerrinden hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Hocam e, şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Nahl suresi evet. e, 23. ayette. Evet. Bir kere yani böbürlenmek, kibirlenmek zaten şeytanı huzurdan kovdurdu. Şeytan aleyhilhilane yaptı? Dolayısıyla bu gibi kötü hasletlerle biz eğer beraber olursak Allah'ın sevmediğini bizzat evet. kendisi beyan ediyor Kur'an'da. Evet, Kur'an'da böyle birkaç daha ayette Allah'ın sevdikleri, sevmedikleri şeklinde bir sınıflandırma yapılabilir. Mesela bu ayette inna la yuhibbul mustekbirin. Allah kibirlenenleri, övüngenleri gurur sahiplerini böyle büyüklenme büyüklenme yolunda gidenleri sevmez diyor. Mesela e, yine işte Allah müfsitleri sevmez. Bozguncuları sevmez. Mesela sevenlere örnek verelim. Allah yuhibbu sabiri Sabreden. Allah sabrı kuşananları sever. Sabırlı davrananları sever gibi. Mesela vallahu muhsinin. Allah ihsan ehli olanları sever. İhsan ehli burada hem iyilik anlamında hem de işini tam yapan anlamında hmm. Allah işini tam yapanları yani ne iş yaparsa yapsın memur olsun işçi olsun Amir olsun hangi iş kolunda çalışıyor olursa olsun işini hakkıyla yapan yerine getirenleri sever buyuruyor bu Allah mütehirin mühirin Allah çokça temizlenenleri sever yani buradaki temizlik iki anlamda bir e, gönül temizliği, manevi temizlik, bir de beden temizliği. Bu ikisi de önemli. Evet. Çünkü hani bazen deriz ya ya e, sen bana ne bakıyorsun? Kalbim temiz falan. Hakikaten kalp temizliği de çok önemlidir. Yani insanı kurtaracak olan da odur biliyor musunuz? Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, kurtulanları sayarken hani diyor ya ayeti kerime hatırlarsınız. "Yevme la yanfa'u malun ve la benun illa men ata bi yani o gün ne mal malınızın çokluğu, tapularınızın paranızın çokluğu hiçbir şey ifade etmez. Çocuklarınızın işte aşiretinizin ailenizin çokluğu da hiçbir şey ifade etmez. Ancak o gün kalbi selim ile gelenler kurtulmuştur. Kalbi selimden maksat temiz kalpli insanlardır. Yani kimsenin kötülüğünü istemeyen, fesatlık taşımayan, hasetlik taşımayan, başkası için kötülük kurgulamayan hep insanlık için, doğa için, canlılar için iyilik dilekleri dolu olan, hiçbir zaman kötülük taraftarı olmayan insanlar kurtulacaktır diyor. Bir de hocam zaten hani kalbi diri tutmak bu güzel hasletlerle mümkün. Bir de hani başka bir ayette de ela bi tatma innul kulub. Bunun yanı sıra hani bu güzel eylemlerle beraber bir de Allah'ı zikir değil mi? Evet. Kalpleri tatmin ediyor ya. O kalbi daha da bir diri, daha zinde tutuyor. Buradaki Allah'ı zikir Hani bizim klasik manada Heh. algıladığımız elimize tesbihi alalım Sübhani da Subhanallah, elhamdülillah, Allah'u Beş bin sefer Allah diyelim 50.000 bin sefer değil. Değil. Burada e, zikir Allah'ı hatırda tutmak. Yani hani mesela bir iş yerinde çalışan bir şey yaparken hemen aklına patron gelir. Benim bu yaptığım işten patron e, memnun olur mu yoksa kızar mı diye. Bizim de bu kainat üzerindeki yaşam serüvenimiz içerisinde bir iş yaparken bu işe Allah razı mı? Değil. Allah'ın sevdiği bir iş mi? Allah'ın kızdığı bir iş mi diye bir insan hemen hatırına bu geliyorsa en büyük zikredici, en büyük zakir bu, bu kişidir. Allah'ı hatırda tutmaktadır. En büyük zikir bu. Müthiş budur. hocam ya. Çok farklı bir bakışla baktınız. Yani dediğiniz gibi tabii ki subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber onlar zikirdir zaten tabii ama ki. buradaki ayette değil. yani bir Müslümanın 24 saati var ya bir gün içerisinde evet. uyku hali dahil olmak üzere. Ya her şeyi her anımızı ticaret yapıyorsak ticarette Allah'ı hep diri tutacağız değil evet. mi? Ee, ondan sonra anne babayız, çocuklarımıza nasıl şey yapacağız, adaletli davranmamız lazım, evet. işte çevre temizliği hepsi yani her şeyde Allah akılda olursa o zaman... Şimdi zamanlar, burada tatmain mi ifadesi var? Yani kalbin mutmain olması. Mutmain ne demek? Huzurlu olması demek. Hmm. Kalp ne zaman huzurlu olur? Mesela bir e, yanlışla karşı karşıya kaldınız ve o yanlışı yapmadınız. Geçti gitti. Kalbiniz o kadar mutlu olur ki iyi ki düşmedim o yanlışa. Veyahut da Allah muhafaza düştünüz o yanlışa. O kadar huzursuz olursunuz ki e, o günah eylemi işledikten sonra mutsuz olursunuz. Ya ben niye yaptım bunu der. Kalbiniz öyle bir daralır ki mutsuzluğunuz katlanır. Şimdi buradaki esas kalbin mutmain olması işte Allah'ı hatırlayıp hemen kendine çeki düzen vermek. Ona göre hayat yaşamak. Hemen e, Kur'an ve hadisler e, çerçevesinde ben bu işi yapıyorum. Ama ben bu işi yaparsam bu Allah'ın sevdiği bir iş mi kızdığı bir iş mi? Sevdiği bir işse korkma yap. Ama kızdığı bir işse yapmazsan kalbin mutmain olur, huzurlu olursun ve gönül darlığı yaşamazsın. Yani çünkü hocam her yapmış olduğumuz eylem şöyle yani günahlar tabiri caizse küçük günahlar vesaire büyük günahlar kalpte bir leke tabii ki oluşmasına sebep tabii oluyor. Ki. Bu bu normal rutinleşiği zaman bu hatalar silsilesi devam ettiği takdirde bu sefer kalp kararıyor. Kararıyor. Kalbin biliyorsunuz sevme, algılama ve bir takım şeylerden etkilenme özelliği var. Yani duygu boyutu var. Şimdi kalbi açık tutmak lazım. Kalbi bir takım manevi öğretilere, manevi öğretilerden haz alır vaziyette açık tutmak, işte o günahlarla kalbi karartmazsak bunu kazanmak mümkün. Ama kalp karardığı zaman bu sefer basiret kararması dediğimiz, artık size yanlışlar güzel gelmeye başlıyor. Niye? Kalp çünkü doğruyu yanlışı ayırt edemez hale gelmiş. Kalp pencereleri kapatmış. Yani ışığı alamıyor. Onun için Allah kimsenin kalbini karartmasın. Amin. Bir de kalbin mühürlenmesi meselesi var Kur'an-ı Kerim'de. Allah kimsenin kalbini de manevi manada mühürlemesin. Amin. Manevi değerlere karşı, insani değerlere karşı. Mesela biz kalp kararmasını en çok şurada görüyoruz. Hani insan normalde çok onurlu bir varlık. Hep insan onuruna uygun işler yapması lazım. Nerede olursa olsun. Bir bakıyorsunuz ki işte haberlerde vesaire yerde görüyorsunuz. İnsan haysiyet ve onuruna yakışmayacak bir işle bir insan karşımıza çıkıyor. Diyorsunuz ki Allah Allah ya bu nasıl bir insan ya? Bunda hiç vicdan yok mu? Hiç böyle bir yani insani değer kalmamış mı? Nasıl olur bunu bir diğer canlı bile yapmaz bunu yani hayvanlar bile yapmaz diyorsunuz. İşte düşün, bilin ki o kişinin kalbi kararmış. O kalpte artık vicdan namına bir şey kalmamış. Merhamet, sevgi, saygı gibi o kutsal değerlerin hiçbirisi kalmamış anlamına geliyor. Allah bizlerin kalbini kalbi selim eylesin. Amin. Ela bi zikrillahi tatma innul kulub kalpler ancak Allah'ı zikirle zaten o zikri de açtınız. Evet. Huzura erer dediniz. Allah huzurlu kalplerden bizlere eylesin hocam. Amin. Hocam Amin. çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür e, geldiniz, ederim. yine bizi aydınlattınız. Güzel bilginizden, ilminizden istifade ettik. E, efendim haftaya inşallah tekrar evlerinize konuk olacağız. E, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.